Shop'un yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Öner. yanımda Gökhan var. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk Öner merhaba. Peçimizi aldık. <laughs> Aa, sonunda ben... Gülüyor, geliyor, geliyor. Derken. Bir de seni zaten şey yaptı, gazi yaptılar. Gecenin üstünde peç gelince sabahın altısına kadar peç notu okudun. Nasıl bir deneyimdi bize? Bir deneyimden aktar ufaktan. Abi iki buçukta ben şeye baktım. Steam DB'ye baktım işte. Gelen giden yok dedim. Ben çaktırmadan kaçayım uyuyayım artık. <laughs> Tam 2.45 mi 2.55 mi? Bu v Vikram Wyvern tweet attı. Bir tane gif attı işte. Mumu söndürüyor bir çocuk. Cık. Ya dedim şimdi çaktırmadan kaçsam mı yoksa beklesem mi peş gelecek mi falan. Dedim hadi bekleyeyim. Abi 20 dakika oldu peş yok. Yarım saat oldu peş yok. Dedim herhalde gelmeyecek yani. Trollüyor. Bir daha yatağa girdim. Peş geldi peçe tıkladım. Telefonda yüklenmiyor. Dedim Allah ne geldi acaba? Bilgisayardan açtım bir baktım. Abi oyunu baştan yazmışlar. Yani herhalde ben böyle büyük bir peç aklımı düşündükçe geçmişte ne geliyor diyor. bir telofların geldiği peçe hatırlıyorum. Bu kadar büyük etki yaratan. Fountain'ların geldiği peçe hatırlıyorum. Ha. Yani bayağıdır da bu kadar insanı mutlu görmemiştim. Yani prolardan tut, komüniteye kadar. Bugün herkes ağlamaklıydı şeylere baktım, tweetlere baktım. Kim ne demiş falan. İşte bu komünitenin parçası olmaktan gurur duyuyorum. İşte yeni peş harika. Gerçekten gözlerimden yaş akıyor diyenler var. Yıllardır bunu bekliyorduk. Niye bu kadar beklettiniz diye sövenleri yine ayrı bir kenara koyuyorum. Onlara diyecek bir şey yok. Ama yani çok fazla takım şu an ters köşe olmuş durumda. Çünkü geçen hafta bir tür bir röportajlarımız oldu. Dream gözlerinde üzerinde. Tapsın, ATF, ondan sonra Queen vesaire. O geçen hafta konuşurken Peş'ten biraz ümit kesilmişti. Çünkü hemen hemen hepsi Birmingham'dan sonra Peş'i beklemiş. Ama gelmeyince genel kanı olarak prolar e, Temmuz sonrası Peş bekliyordu. Bir anda şimdi Dream League sabahına yeni Peş'le oynayanlar, belki çalışanlar var, çalışmayanlar var. Ama hani şu an oyuncuların büyük bir çoğunluğu ters köşe olmuş vaziyette. Ve hani şeyden öte e, mesela atıyorum işte daha önce de geçtiğimiz sene içerisinde birkaç tane 734 735 çoğunlukta çok fazla drastik bir şey yoktu. Yani işte yok iki tane int nerf'ü, strength nerf'ü, işte base atak damage bilmem ne falan derken metayı çözmek kolay olurdu. Abi şimdi nereden baksan hemen hemen her hero'ların %60'ının yeni bir skill'i var. Onun dışında bazı skill'ler geri geldi zaten. Geri gelenler var. Küçük bir run sistemi geldi. Onu istemeyenler çok vardı bu arada. Lütfen kesinlikle getirmeyin falan falan diye yazanlar vardı. Run sistemi geldi ama ufak çaplı iki tane seçenek var çoğu hero'da. Yani metayı çözmeleri çok şey olacak. Ee, ama şey şeyi güzeldi daha... yani hani e, şimdi elinde iki tane seçenek olması çok iyi. Mesela atıyorum bir hero'yu oynarken e, onu sporta çevirebilecek bir şey imkan da geldi. Ya da kerileştirecek bir imkan da geldi. Mesela bir anda Tiny Carry tekrar hortladı. Yani sadece bu sistemle. Hani o yüzden bir şey diyemiyorum ama yani bazılarının ürünleri de çok abartılı yani. Hani Legion Commander'ınkini gördün yani. Abi onu ben görünce inanamadım. Bir de yani şey diyor. Her unit için diyor yani. Hero falan da değil yani. Unit için de çözmüşler işi. Şey. Buradan bir zoo tekrar geri gelir mi bilmiyorum. Geri gelirse ben Zoo'yu genelde seviyorum. Yani sevmiyor genelde çoğunluk ama ben Zoo metasında oynamayı bayağı seviyordum. E şimdi bir de şeyde yani Dream League oynanıyor. Şimdi patch geldi. peş patch geldiğinde takımların yarısı elenmiş o dedi. Şu an main bracket'ta yeni bir patchle başladık. Hani Falcons evet. yine Falcons farkını ortaya koydu. Sıkıntı yok. Yukarıdan düşmüş bir gaming geliyor. Yani düşmüş derken son turnuvalarda bayağı sonuçları kötüydü. Ama Çalışı sanki Çalışıp ben Queen'e bir sordum ya dedim hani çalışıyor musunuz yatıyor musunuz sizde durumlar ne gibi sordum ben. O da şey demişti yani bizim oyundan düşmemizin sebebi şey değil meta değil. Ee, tam olarak ne demişti şöyle dedi. Geçen sene özelinde kazanmaya başladığınız zaman Dota'da o kazanmanın bir laglı bir şey oluyor. Hani bir etkisi oluyor. Şimdi kazanmaya başlıyorsun kazanmaya devam ediyorsun dezavantaj yaratıyor. Yani böyle bir eskisi kadar şey olmuyorsun yani kazanınca. Tadı gelmiyor. Aynen geldi. öyle. Belli bir süre sonra o kazanmanın gazı bitiyor. işte kazanmanın gazı bittiği anda da diğer herkes bir anda tokada vurup geçiyor. Şu an biz ondan sıkıntılıyız. Onun üzerine de hani çalışıyoruz. Yoksa meta ile ilgili bir sıkıntımız yok hani hero'lar konusunda iyiyiz vesaire demişti. Sanki şu an yani tam onlar için uygun hava. Şu sabah bir uyandılar. Abi 15 sayfa peş gelmiş ne oynayacağız ne edeceğiz derken e, game'in zaten mekanik olarak şu an en güçlü takımlardan bir tanesi. İki okumuşlardır peki, Takır takır Tundura'yı çözdüler. Ki Tundura'da zaten bir şey vardı yani bilmiyorum. Ben şu an ki Tundura roster'ını açıkçası senin gibi beğenmiyorum. Çünkü yani, çöp çöp. yani orada abi şöyle bir sıkıntı var açıkçası. Şimdi roster Tapsın etrafında kuruldu. Evet. Güya. Ama... Güya ama. Tapsın bu arada şey diyor geçen sene TI'den sonra bu o zamanki Tundra takımı ayrılmak istiyor. Birbirleri hmm. oynamak istemiyorlar. Organizasyonlarından da ayrılmak istiyorlar. Thompson'un da sözleşmesi zaten TI sonuna kadar. E, da diyor ki o zaman ben de ayrılayım. Hani ben zaten oynamak zorunda değilim. Yine işte emekliliğe geçerim falan falan derken Tundra şey değerlendiriyor. Yeni takım mı kuralım? Yoksa birini çağırıp etrafında takılmış şey yapalım falan derken Taps'ına davet. Gel bir senin yanında güzel bir squad oluşturalım. Sen bize adam söyle biz getirelim. Taps'ına diyor ki benim istediğim adamları getirirseniz kalırım. Şimdi buradan şu çıkıyor. Buraya gelen herkesi Taps'ın istedi. O bir ilginçmiş yani hani e, Pure'u neden istedi mesela yani şeyde bu kadar problemli bir adamken. Hani bir sürü e, iki takımın başına bela açtı zamanında. Hani Virtus Pro'nun başına bela açtı. Batboom'un başına bela açtı. Şey Batboom'dayken yapmıştı değil mi bu şeyi stream muhabbetine? Ee, Aynen o zaman Entity'de bir vakası yoktu da Entity'de şey vakası oldu. Ben gideceğim gideceğim bu ne biçim takım falan filan diye böyle bir takımda ayaklanma yarattı. Kankilerimin arasına döneceğim falan diye. Ee, ama yani Taps'ın etrafına takım kurdurup da yani tamam MC alması okey. C tamam. Nine Class da okey. Yani zaten ranking de bayağı yukarıda. İlk ondan düşmüyor. Buna da okeyim. Whitemon onlar galiba T1'dayken beraber oynadılar. Ena ee, tapsın falan T1'a geçmişti. Sanki Whitemon da o zaman oradaydı diye hatırlıyorum. Oradan bir tanışıklığı var. Ee, muhtemelen. Ee, Whitemond da istemesini anlıyorum ama mesela ben Pure'u neden istedi anlamıyorum. Yani hani e, Rus bir oyuncu. Hani çok da böyle şeyde denk geldiğini zannetmiyorum. Bir tane hani Tapsın çoğunlukla SEA'de takıldığı için hani Pure'la ne ara denk geldiğinde de oynadım ve birader falan diye insan düşünüyor. Hani Entity döneminde olsa Entity'den direkt buraya çeksen okey. Ama baya e, kötü bir bet bu macerası var onun. Yani Kerry diye aldılar. Keride rezalet oynadı. Abi o zaman Nightfall Kerry olsun. Sen offline oldular. Offline oldu. Orada da olmadı. Orada zaten bir olay çıktı. E, turnuva sırasında gitti stream izledi falan filan yani böyle problemli bir oyuncuyu takıma getiriyorsun e bir de takımın kaptanlığını sen almıyorsun MC'ye veriyorsun ondan sonra MC'ye bir anda arkadan hançerleniyor adam yani e sonra kaptan pure diyorlar o gidiyor eski kankilerini offlane'e getirmeye çalışıyor Toby'yi getiriyorlar bir oluyor gibi gözüküyor olmuyor sonra Ramzes'i getiriyor komşuya gidiyorlar falan kardeşini falan getirirse mı? kuzeninin muzenini çağırıp getirebilir Tundra'yı. Abi şu an yani mevcut durumda ben orada şey anlamadım. Onda da üstüne çok gidemedim. Bu röportajlar 10 dakika oluyor. Şimdi Tapsın takımı kuran kişi abi. Oyuncuları istiyor, getir diyor. Daha sonrasında diyor ki Pure'un kaptanlık rolü almasını çok iyi karşılıyorum. Çünkü ben kaptan olmak istemiyordum diyor. Yani şimdi ben açıkçası etrafı yani Tapsın beni takımına çağırsa ben Taps'ın elinden hani o şeyi almak istemem. Gerçi Taps'ın istemiyormuş. Orası ayrı bir konu. Ama burada şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Tamam sen istemiyorsun. Okey. Taps'ın bu takımı kurdu ama şu an pure kaptan olduğu için mesela bak bir slot açık. Offlane slotu açık MC'den beri. Şimdi bence bu slot özelinde şu an pür kim isterse onu getirtiyor abi. Yani evet, bu saçmalık an... yani. Hani... Şu an hani kurduğu roster'ın kontrolünü kaybetmiş durumda bence kendisi. Ve kesinlikle. Hani bu takım dağılırsa ben yüksek ihtimal eğer Taps'ın biri arayıp çağırmazsa TI'den yani son dakika yine gel oyna falan diye. Bence daha uğraşmaz gibime geliyor. Ama şey de yani kötü bir durum. Şimdi mesela Ramzes röportajını okudun mu bilmiyorum. Röportajı yap Pür'le ya, ya, Pür ya Ramzes'le. İşte nasıl geldiğini falan soruyor. Şöyle bir olay var abi. Ramzes Pür'ü yaklaşık Ar yani Aralık ayından beri galiba darlıyor beni al beni al beni al Tra, em, try out'a geleyim benle bir oynayın benle bir scream atın MC gitti beni al bak boştayım boşa çıkarım gel beni al sürekli spamlı yapıyorum büroda çok yakın oturuyorlarmış yani komşularmış buluşup görüşüyorlarmış oyunu yorumluyorlarmış vesaire yani biraz şey gibi hakikaten yani adam iş akrabasını soktu ya Ya bir de peakini geç hele yıllar oldu yani Ramzes artık çoluk çocuğun maskarası bir tip yani hani. Gittiği hiçbir yerde başarı sağlayamayan rezil olan, rage quit atan bir adam yani hani e, bunu niye alıyorsun? Senin Toby kalsa daha iyi abi. Tobi yine e, offlane en azından. Hani Tobi e, şey yapamıyor. Belli hero'ları oynayabiliyordu. Ki bence şu metada yani şu peçle birlikte Tobi daha iyi gözükür. Yani hani en azından elinde iki seçenek bir şeyler var. Bir değişiklik yapar, bir şeyler dener falan. Bilmiyorum. Yani, tundra ben patlayacak gibi duruyor yani. Hani çok muhtemel görmüyorum yani Riyad'da TI'de tokatlanıp e, muhtemelen dağılır. Yani Taps'ında hadi ben çocuk bakmaya dönüyorum. Çocuğuma dönüyorum. Aydem'e dönüyorum falan diye. Gidebilir yani. Zaten SCA'da takılıyor Burayı da bıraktım, Memleketi de bıraktı Avrupa'yı. Komple gitti. Güneydoğası'ya da takılıyor. Ee, şey ilginç ekstrem ee, gaming hiç çalışmamış abi. Yani Çinli takımların en önemli özelliği nedir abi Metayı ki onlar çözerdi hatırlarsın. Akıllı ha, adamları. He, Yani adamlar işte. yani şimdi metayı ilk onlar çözerdi abi. Metanın bir açığını bulurlardı. İşte önceden şey nasıldı? PSG'ydi bu spiritli olan finalde. Abi çat bir çözüyorlardı. İşte ne yapıyordu? Tiny Lycan. Çat 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 çat. İşte Lycan aganim kasıyor. Tiny'yi ısırıyor. Tiny hayvan gibi koşuyor. Kritik kritik vuruyor falan böyle. Deli gibi. Paramparça ediyorlardı. Bir de Silver Age kasıyordu Tiny falan önüne geleni tokatlıyorlardı mahvediyorlardı yani hani mutlaka bir bagını bir şeyini buluyorlardı ya abi siz ekolden geliyorsunuz bir gelmişler abi sanki bir önceki peçmiş gibi alakasız sirolar alıyorlar monkey king falan alıyorlar yani monkey king de damage atamadı ya şey ame yani niye aldın abi monkey yi? mesela monkey'nin ben e, bu peçten aldığı bir şeyi görmedim yani hani abi iyi olmuş be Monkey King'de hani şu özellik iyiymiş falan hiçbir şey yok yani. Benim de yani iki, iki buçuk saat önce başıma geldi. Daha win açmadan önce dört maçın şeyine baktım. Piklere baktım. Baktım Monkey King kontestleniyor. Dedim ne oldu acaba yani bu ne yaptı da Monkey King'i banlıyorlar ediyorlar vesaire. Bir girdim abi yüzde bir buçuk win düşmüş. Çok da bir şey almamış zaten. Çok ezbere oynamış yani ekstrem genel olarak. Hı -hı. Ee, ama şeye bakıyorsun ya Falcon direkt Legion Commander'ı yapıştırmış geçmiş. Ya yani. Zaten game'in ilk maçta Chat diye Legion Commander'ı aldı. Daha ilk pikti. Daha ilk pikten aldı. E ondan sonra Jugger nasıl evet. çektiler? Şu game'in draftı birinci oyun draftı tamamen patch notları okudum çalıştım draftta. Legion 1, Crystal Maiden 2 bunlar bak pozitif winrate 24 saat içerisinde pozitif winrate şekilde artmış. Bütün hero'lar burada. Gyro, Jugger Leşrak'ı bilmiyorum. Leşrak'ı Neşrak hani o kuyunun özel herosu yani o yüzden hani ona bir şey diyemiyorum şey vardı. E, Pertz zaten ilk maçtan sonra dedi ki yani Cairo şu an inanılmaz bir seviyede. Cairo'yu yani durdurmanın bana göre bence dedi tek yolu banlamak dedi yani hani Cairo'yu banlayın çünkü yani iki tarafı da seçsen Cairo çok güçlü. Yani hangisini seçtiğin önemli değil ve ikisiyle de. Keri de oynarsın, support da oynarsın. Böyle bir şey var. Yani Jairon avantajı var. Hani çoğu hero da iki taraflı ama biri biraz daha ya tank vari ya biri keri ya tank vari, support var ya da support var keri gibi. Yani iki farklı role evrilen şeyler. Ama burada Jairon'un hangi tarafına gidersen git, keri de oynarsın, mid de oynarsın. İşte atıyorum support da oynarsın. Yani 5 de oynarsın, 4 de oynarsın. O yüzden çok kuvvetli. Yani game'in direkt çalışmış gelmiş Tofu soft sport oynadı. 11 kill mi 12 kill mi ne aldı yani. hani İnanılmaz oynadı. Ya. Pozitif bitirdi yani hani bir poz 4 atıyorum 11 6 20 bitiriyorsa e, carry performansı neredeyse zaten. Hani baktığın zaman. O yüzden game'in çok iyi çalışmış. Yani şey e, Tundra'nın çalıştığını söyleyemem. Bence biraz şey biliyordu Taps'ın biliyordu. Yani Mida aldı Mesela işte Zeus'u aldı. Zeus gerçekten iş yapacaktı ama hani Pure'un ona da Bristleback tam güçlüydü. Dün güçlüydü bugün değil abi. <laughs> Dün güçlüydü. bugün o kadar güçlü değil. E zaten e, hani diğer taraftan da baktığın zaman e, Silver de e, önemi giderek artıyor. Mesela şimdi şey gelmiş ben onu bilmiyordum. Chaos Knight'ın o iki ründen seçiminden birinde şey var. Real Reality Rift'le çektiğin zaman Disarm gelebiliyor. Break gelebiliyor. Silence gelebiliyor. Yani böyle bir şey koymuşlar. Ve seçmeyen al gibi. <laughs> Ondan sonra herhangi biri geliyor. Ya yani Bristleback'in karşısına Chaos alsan Reality Rift'le çektiğin zaman onu break yapıp dövebilirsin yani. Hani bö böyle bir durumda da mevcut. Hani şu anki durumda Bristleback güçten düşecek gibi. Beni şaşırtan durum şu Timber nerf yiyeceğine abi şeyden çıktı e, Universal'dan çıktı CTR'ye geri döndü bir de üstüne buff aldı ve şu an hayvan gibi yine yani hani hiçbir nerf yok Dragon Knight nerf yok işte e, çok böyle hani şeye bak Primal üstüne buff aldı yani Falcons'un oynamayı sevdiği ne kadar hero varsa hepsi buff aldı abi yani bu şey demek oluyor. Volvo demek ki diyor ki abi Falcons alsın. Hani Riyad'ı da de Hani Araplar daha çok gelsin. Daha çok sponsorluk paralar yağdırsınlar falan. Neydi bizim e, doktor, <laughs> sponsor? Ay bak unutuyorum ya. Yani çok şey var. E, şey, Riyad Maslası da, da gene var galiba onun e, şeyi. Yani biraz Falcons'ı göz kırpıyor gibiler. Ama şu da var bugün mesela panelde şey dedi e, neydi, tsunami dedi bence dedi takımların dedi bilerek dedi lower'a düşmesi lazım dedi çünkü bu dedi Riyad'dan önceki son turnuva büyük takımlar için yani eleme eleme oynamayacakları için abi lower'a düşeceksin ve daha çok maç yapacaksın ki ya yani peçe öğrenesin hani kompetitif halde öğrenesin yani scrim'de falan Yerine bayağı burada geldi stratejileri dene yani. Mesela Extreme bunu yapabilir şu an. Çünkü Extreme garantiledi. Death Bomb yapabilir. Mesela garantiledi. İşte Falcons yapabilir. Yani Falcons yapmaz çünkü onların hero'ları zaten buff aldı. Aynı hero Hero pool'dan devam ederler ama hani e, güçsüz takımların e, şey yapabilmesini e, peçi iyi anlayabilmesi için lower'dan gitmeleri daha mantıklı. Şu an. Çünkü bir anda benim kafama dank etti. Evet yani hani kompetitif bir şekilde e, bir kontrol et etmek istiyorsan abi turnuvada kalacaksın. Turnuvada da en fazla maç yapma ihtimali abi. En baştan lower'a düşeceksin. Finale kadar gideceksin. Yani acaba dedim bir an hani ekstrem bilerek çalışmadı da abi aşağı düşelim bir peçi de öğreniriz. Daha çok maç yapa yapa finale gideriz ki yapmadıkları şey değil. Hani bunun önce de lower'dan finale gittiğini de gördük. Ve hani Falcons'ı da yendi mesela şeyde. E, PGR Valatça değil de bir önceki şeyde de neydi? Epi'nin turnuvasında e, Epi, Epi turnuvasında finalde Falcons yendiler. Hatta şey tip mi Clowns muhabbetinin olduğu zaman. E, o yüzden şey yani bence sanki Extreme biraz bilerek düşmüş gibi geliyor. Tundra pek bilerek düşmüş gibi gözükmüyor ama e, Extreme sanki bilerek düşmüş. Yani çok kötü oynadılar zaten yani. Hani resmen hiçbir şeyden haberleri yok. Hani böyle oyun başlayınca aa peç mi geldi falan gibiydiler yani hani. Resmen öyle bir hissiyat verdi. Ya bilmem bakalım nasıl olacak. Yani bir de şey de çok ilginç. Ya Dream League'in ortasına geldi. Tamam okey. Ama bundan sonra bir turnuva daha yok abi. Yani e, Riyad'da biz bayağı sürpriz bir şey göreceğiz. Yani birçok takımı sürpriz şekilde göreceğiz. Bir de elemeler var şimdi. Elemelerde peçi hızlı çöken, çözen takımlar da e, Riyad'a gelecek. Riyad'ın bir de e, last chance qualifier'ı da var. Hani atıyorum bölgende çıkamadın. Bir de son bir şans elemesi var. Bir de ona da gidecekler. Yani böyle eğlenceli bir Riyad olacak. E, ona şüphem yok. Ama yani o ara bir harp peçi getirin de yani Falcons'ın hero'larını bir nerfleyin abi. Ya bugün Primal Beast oynuyordum O ne abi? Yani bir de şey e, Dark Willow'la inanılmaz kombo oluyor. Dark Willow'un şeyini gördüm. Bu e, Bramble Maze'in sayısını arttırıyor. Ve o Bramble Maze'in olduğu alanda %10 daha fazla spell damage var. Ve oraya zaten şey bir doluyor. Primal Beast bir dalıyor abi. Orada zaten Trample'la yürümesi tutu bir yere vurması. Bunların hepsi magical abi. Deli gibi. Spelem, ya Paramparça ediyor mesela. Yani şu Primal'ın bir kere kardeş şeye bafa ihtiyacı var mıydı? Yoktu ama yapacak bir şey yok sana şeyi soracağım. Bana ilginç geldi. Naga'nın değişikliğini ne diyorsun? Yani Naga'nın değişikliği bana çok ilginç geldi. Hani şimdi çift taraflı bir değişiklik var aslında. Abi ondan önce hemen şey söyleyeyim. Bence Falcons'un yırtmasının en büyük sebebi şey oldu. Ee, genel olarak peşteki genel change'lere baktığımız zaman şey var. Oyunun Oyunların uzamasından biraz rahatsız gibiler. Çünkü mesela tier 3 tavırların şeyi kaldırıldı. E, glyph reset olayı falan evet. kaldırdı. Bu en son bir high ground metası oluştu. Ondan baya bir şikayet geldi. Hani direkt onu kökünden çözdüler. Ama şimdi onu kökünden çözerken de şeyi bırakmadılar. Yani bu işte Primal Beast, Timbersaw vesaire. Şimdi bunlar direkt savaşacak hero'lar abi. Direkt bam 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 giren hero'lar. Şimdi bunları Kule, bunları kule, kule atlayan yer bunları nerflersen şu oyunu yine pasifleştiriyorsun. Onu da yapmadılar abi. Yani biraz riskli bu arada. Bence yani şeye katılıyorum. Bunlar zaten meta hero'lardı. Metayı kısaltmak isterken mevcuttaki güçleri bu şekilde pas geçmek, bazılarına torpil geçmek. O sebeple bence yani artık kaç tane harf peşi gelir Riyad'a kadar bilmiyorum ama işte 7.36 A, B, bunlardan ufak ufak tweakler görebiliriz gibi. Ya bence de çünkü yani bu tip şeylerde kaotik oynayan takımlar için çok büyük bir olay. Şimdi mesela SCA bu tip işleri çok seviyor. Hani e, SCA diyorum Güney Asya takımları hani böyle kaotik oynamayı, hızlı oynamayı seviyorlar. Aynı zamanda Güney Amerika takımları da öyle. Yani Güney Amerika takımları full deli gibi dövüşen, savaşan takımlara sahip. Yani kaosu seviyorlar. Şimdi Heroic mesela ben çok merak ediyorum Heroic'in ilk maçı yarın olacak. Yani Heroic nasıl oyunca? Heroic de bu kaosu seven bir takım. Hani dört kişi e, savaşıp Keyvan'ı serbest bırakıyorlar. Keyvan da zaten bence yani gelmiş geçmiş en hızlı e, farm yapan oyunculardan biri. Ya yani çok çabuk aktif olabiliyor. Yani lane'de hiç ölmesin. Ya yani 20 dakikada neredeyse 3 item bitirip gelebiliyor yani. Adam çok hızlı farmlıyor. Mesela Pakaz da böyle. Hani Pakaz da iyi bir laning geçirirse çok hızlı farm yapan çok hızlı aktif role geçen bir oyuncu. Ya yani bu tip takımların da işine girebilir ama şu an şu durumda yani zaten en güçlü takımın en önemli özelliği fast pacing abi. Yani e, Falcons'a karşı takımların çoğunu zor yani zorluk yaşamasına sebebi ne abi? Lane'de zor hero'lar alıyorlar. Sırf setere yükleniyorlar. Kule bir dala dalsalar da hiçbir şekilde ölmüyorlar. E, Lane'e kazandıktan sonra zaten oyunu domine ediyorlar. High Ground'da çıkmasalar bile yani eziyet. yani bence Falcons'tan çok rakibe eziyet. Çünkü rakibi çıkartmıyorlar. Yani sürekli geziyorlar. Sürekli bir oyuncu mutlaka rom yapıyor. Birini yakalıyor. Ondan sonra diğerleri geliyor falan. Yani bana sonrasında Falcons'tan çok diğer yani high ground takımları takımlara eziyet. Çünkü Falcons'ın yeni ölümüyor. ölmüyor. Yani bugün bugün gördük abi şeyde daha tier 2 kolezi duruyor. Extreme'in. Tier 3'e tier 4'e kadar kovaladılar. Tier 4'e dalıyor şey. Amar şeyle, Night Stalker'la falan. Sonra geri geliyor falan. E abi yani bu kadar da size şey yapılacaksa iltimas sağlanacaksa herkes abi kontağı kapatsın. Falcons şampiyon desin gitsin. Yani hani bu durum bu, bu hale gelecek. Skitter'ı iyi oyuncu diye gösterecekseniz bu oyun olmamıştır abi. Yani Skitter'ı bize e, S tier keri gibi gösterecekseniz bu peç olmamıştır abi. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Abi genel olarak Unaga Seiruna geçmeden önce hı hı. ben şu, bu arada carry pozisyonunun, pozisyon 1'in bu kadar önemsiz olduğu başka bir dönem hatırlamıyorum. Kan ne alsan yani, gider yani. <laughs> hakikaten. Yani bu arada bunu hemen hemen her oyuncu söylüyor. Yani şu an mesela genel işte röportajlara, demeçlere falan bakıyorum. Herkes abi oflane çok zor artık. Oflane inanılmaz zor. Oflane en önemli rol. Yani tamam. Evet. Offlane bence ama, şu an çok kolay. Ama yani, offlane. Ama yani Offlane'in bu kadar güçlü olduğu dönemlerde her zaman yani ne bileyim bir bir şey olurdu abi. Terrorblade aşağıdan bir gelirdi. Ortalığı yıkıp geçerdi yani mesela. Evet. Hani, bu, bu artık çok yaşanmıyor. Yani pozisyon birdeki hatalar bir şekilde telafi ediliyor. Bu da yani biraz da şeyle alakalı ya. Abi supportlar çok kasıyor. Yani supportlara gol akışı inanılmaz derecede. Yani Bugün, oyun... bugün mixle ne kastı şey öyle yani jinkyu resmen xxs ile aynı networkta falandı yani yani bir kere pozisyon 5 dediğin bundan yani 10 sene de değil 3 sene önce falan abi kahverengi bot sentry normal world obs bir de yani varsa her halinden glimmer force'da bu kadar ama şimdi yani mapte o kadar çok farm var ki hani geriye düşmek zaten bu hani publarda falan okey geriye düşen adam geri gelmiyor çünkü yani hep bilgisi zayıf ama bu kadar üst seviyede geri düşen bir oyuncu çok rahat toparlayabiliyor. Yani evet. supportlar da çok rahat kora dönüşebiliyor bir süre sonra. O yüzden Kerin önemi çok azaldı. Buradan Naga Siren'e geçelim. Abi yani Naga Siren benim Kerisini de supportunu sevdiğim bir hero. Yani özellikle supportunu daha çok seviyorum. Çünkü pozisyon 5 oynuyorum ben. Bu deluge yeni aktif Ab ability abi ilginç. Yani benim kafama direkt Naga salacaksın. Delucu basacaksın. Hop oradan bir Zeus ulti. Zeus ulti'den önce Bloodseeker'dan buff bilmem ne falan derken oradan Aynen. bir şey senaryosu geldi. Şey güzel olmuş bu arada. Ensnare'ı bufflamışlar. Realin'le. O artık ona şeyden geçmiş. Baştan geçmiş falan. Yani bu şey olur. Güzel bir ne denir ona? Şey piki. Kafa karıştırma piki. Alıyorsun. Hı -hı. Ne yapacak hala? Çünkü Nagasair'in olayı oydu zaten. Şeyi çok kereviz şey olmuş ama. Innate abilitiesi Yüzde 6 evasion. Sadece. Hani o biraz fazla tek yönlü. Ama şey de yani. 6 evasion. Nagasair'in yanına şöyle 5 tane biz ise. Fena canım. abi. Sana bir soru. şimdi Evet. Patch notlarına bu kadar çalıştın. Peçin en büyük kaybeden hirosu. Zaten bence bir keri. Peçin en büyük kaybedeni. Şu an kafanda canlandı. Abi Kerry de benim kendi şeyim Tinker bu arada. Tinker bence oyundan silinmiş. Eğer Tinker'ı favlamış olan varsa o Hero Pick screeninde çıkarabilir. Tinker yok artık. Ama Kerry tarafında abi anti meci bitirmişler bence. Bence anti mage'den daha kötü durumda olan biri var. Life Stealer olabilir mi? Phantom Assassin abi. Blur gitti. Evasion bitti abi. MKV dönemi kapandı. <laughs> abi o zaten Blur benim hayatta en kul cool olduğum skill'lerden bir tanesiydi. Bir de Aghanim kastımı yani, falan iyice korkunç bir hale görünüyordu. Hakikaten. Ama şu şeyde açık konuşmak gerekirse ben şeyleri çok hoşuma gitti bu arada. Genel olarak tamam Blur gitmiş olabilir. Ama şimdi krit seviyesini falan arttırmışlar ama Biraz abi, da şey açılıyor gibi. Crit şey yazanı okudun mu? Artık böyle şansa da değil 6. vuruşun kritik gelecek. Yani altı vuruş yapacaksın kritik denk getireceksin. Abi. Ama onu çok güzel abuserlarlar. Yani mesela şimdi şey olacak onu şundan dolayı dedim. Ee, high ground defansı bitirmeye çalışıyorlar. Tamam. İşte high ground defansı bitireceksin ama şimdi kulenin altında kempleyen turtle takımı nasıl açacaksın? aaa piye gidecek tamam mı yandan şöyle 5 kere kribe vuracak abi ondan sonra hafif vision vereceksin Bak daggerları salacak oraya şöyle şey tak, gibi diyorsun ee, slar da sılarların 3 tane vurup 4. başı saklaması gibi aynen öyle onun önünü açtıkları hem güzel olmuş bu arada bu şeyde bitirir yani bu aslında bir şey mi denge değişikliği mi yoksa mesela bunun skripleri falan vardı ee, mesela şey yapıyor işte adam script açıyor abi bu crit proklanıp proklanmayacağı vuruşu atmadan önce belli olduğu için mesela crit gelene kadar atak cancel yapıyor mesela işte script <laughs> kullanan P'ye bakıyorsun şöyle vuruyor. Yani crit zaman. geldiği zaman salıyor. Bu arada hani genelde böyle yayınlarda falan script hack falan bahsetmek çok hoş olmaz lütfen script indirmeyin. <laughs> şey bir de e, ben gördüm de denemedim da. Tidehunter büyüyor. Sanki öyle bir modelinin büyüme şeyi falan var. Ee, bunu da şeyde gördüm. Ee, panelde gördüm. Tidehunter'a level verip 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 büyütüyorlar, büyütüyorlar, büyütüyorlar. Sonra BKF basıyorlar. iyice büyüyor. Ogre koyuyorlar yani Ogre işte şey veriyor. Ondan sonra işte atak speed, movement speed veriyor. Gene büyüyor falan. Kocaman şey kadar bir şey oluyor yani. Hani ekran kadar bir şeye dönüşüyor Tidehunter. O ründen mi geliyor onu tam anlayamadım ben o model scale olayı. Bakayım. Abi model scale olayı yani gelen ability'lerde şu an göremiyorum. Bakayım Yani böyle bazı hero'lar büyüyormuş ama neye dayanarak bilmiyorum yani böyle level aldıkça. Mesela şey de çok ilginçti yani ben ona da şok oldum. Centaur durduğu yerde dakika geçtikçe HP alıyor. Dakika geçtikçe HP alıyor. Ne oluyor abi? <laughs> Bazı STR Euro'larda şey var abi. STR ekle sana şunu vereyim. STR ve senin STR'nin şu kadar yüzdesine şu kadar damage vereyim. Şu kadar atak speed vereyim. Sven'de var. Lifestealer'da var. Centaur'da var. E, Timber'da mı? Bir şey de daha gördüm. Yani böyle çok acayip. Hani Timber'da ne kadar çok ağaç kesersen sana o kadar mana falan filan. Yani öyle çok ilginç şeyler gelmiş yani. Abi bu da yani tam şey etkisi. Ice Frog etkisi. Bu geçen hafta son iki haftada patch gelmeyince yine şey muhabbet dönmeye başladı. acaba geri mi Icefrog gitti mi? Zaten patchlerde belli şey yok. Hani yaratıcılık yok falan. Abi bu tam 10 numara 5 yıldız Icefrog patch'i olmuş. Yani artık mana kullanmayan hero'lar bile var yani. HP'sini kullanan hero'lar var skill atmak için. Tabii bazı dışında... hero'larda da şey maksimum mana yok falan sıfır başlıyorsun. Yok şu kadar str bilmem ne kasıyorsun da bana ricam şöyle oluyor böyle oluyor falan filan. Böyle ilginç şeyler de gördük. Bu arada şey de çok hoşuma gitti. Bounty Hunter artık uzaktan da gold çalabilecekmiş. Böyle bir şey. Galiba Shuriken Tosu'yla falan da gold çalma gibi bir özellik geldi galiba. Yani bayağı e, gene Bounty Hunter'ı göreceğiz publarda falan. Sanırım onun e, stun'a mı bir şey kalktı. E, ya o şeyden e, çıkarken attığı stand ya da trekte şirken tostlarının sekmesi mi bir şey kalktı ama e, ondan çok net emin değilim ya çok uzun yani ben iki, iki buçuk saat falan oku, o anca okuyabildim yani ve çoğu aklımda kalmadı hani olabildiğince kendi oynadığım hero'ları falan aklımda tutmaya çalıştım Allah'tan da oyuna girerken hani e, seçebiliyorsun yani Last pick de biraz zor hani böyle Aa, Neymiş bu falan filan kim derken Bir anda süre dolabiliyor da e, Böyle birinci phase ikinci phase'da Falan seçiyorsanız okuyabiliyorsunuz Lan hangisini alayım falan filan diye Ben yani bilmiyorum Zaten bu arada şeyde demin de bir oyun attım Korkuştu yani serverlar hani Maç bulana kadar Confirming maç bir saat döndü 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 Maç bitti Maç high overlord falan dedi Ondan sonra şey statlarımı tatlı hiçbir şey göremeden çıktık oyun ben yani. Şu an deli gibi serverlara da yüklenmiştim. Herkes e, muhtemelen bilmiyorum şeylere de bakarsınız. Hani anlık Dota 2 oynayıcı sayısı bence bayağı bir tavan yapmış olabilir. E, şu sıralar peçinik günü diye e, insanlar muhteşem heyecanlı. E, bilmiyorum bakam ya ben şu an e, peç için ne olumlu ne olumsuz bir şey söylüyorum zamanla göreceğiz ama abi Falcons gene gidip de bu Dream League'i alırsa yani bu peç bir işe yaramamış demektir. Yani bunun karşısına abi bir baba yetin dikilmesi lazım demesi lazım. Hop kardeş peçi ilk biz çözdük falan diye. Ee, bilmiyorum. Şimdi game'in şey maçı var. Mesela upper bracket'ta Falcons ne olacak göreceğiz. Zaten ilk üçü garantili de bu iki takımda. Ee, bakalım nasıl olacak. Yarınki maçları çok merak ediyorum. Yani heroik nasıl bir strateji verilecek. Davaylama kazanınca gene monitörü devirecek mi? Zaten ona çok güldüm. Team Liquid'te son başta GG verince Liquid Davaylama kulaklığı çıkarıp deviriyor, masaya vuruyor falan. O arada bir monitör düşüyor falan. <laughs> Onunla ilgili de parayla da bayağı bir e, güldüler. Ya yani böyle candan oyunculara çok hoşumuza gidiyor yani. Hani seviyoruz. E, yani şey gibi, Malrin gibi böyle klavye delikanlıları yerine. Böyle gibi böyle kamerada diye böyle çıldıran oyuncular e, bizim daha çok hoşumuza gidiyor. O yüzden ben Hero'yu da seviyorum. Yani e, olur da bir kısmete finale yürürlerse Riyad'ı da garantiliyorlar. Öyle bir şansları da var. İlk 3'e mi ilk 2'ye mi girdikleri zaman e, Riyad Riyad'ı garantileyecek gibiler. E, bakalım ne olacak göreceğiz. ya yani bir anda Spirit'i falan dışarıda görebiliriz yani. E, OG falan garantiledi de Spirit garantilemedi diye biliyorum. E, OG ile Tundra garantiledi. Spirit'in hala e, elenme ihtimali var. E, bakalım devamında neler olacak göreceğiz. Zaten bu peçi bu programda komple konuşmamız çok mümkün değildi. E, önümüzdeki hafta bulduğumuz yeni ebiyuzlarla, ilginç şeylerle e, tekrar karşınızda oluruz. E, Gökhan'cığım sen de bugün çok yoruldun. E, fazla tutmayalım seni. çok teşekkür ederiz. Allah'ım, biz bütün yıl bugünü bekliyoruz yani. Böyle sadece bir, bir gün çalışıyoruz senede zaten dot özelinde. Sonra bütün sene pek Bunda Bunlar yani şu bir buçuk haftanın kıymetini bilmemiz lazım. Yani en güzel, en tatlı zamanlar bunlar. Oyuna giriyorsun, kimse ne yaptığını bilmiyor. Herkes bir şey pikliyor, bizler karışmış, bilmem ne. Bu abi bir, bir iki turnuva da olsun. Millet çözmeye başlayınca, o zaman yine tryhardlar geliyor. Şu an on numara 5 yıldız benim dot oynamayı şahsen en sevdiğim zamanlar yani. Evet Bakalım ee, izleyicilerimize de dinleyicilerimize de tavsiye edelim. Ee, bu ara girin oynayın. Zevk alacaksanız bu kaotik zamanda zevk alınıyor. Sonra zaten bu işin suyu çıkıyor diyelim. Ee, bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sideshop'tan bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere.